Nasıl bir yer istersin? Valla 2-3 odalı yeterli. Çıplakta ne işiniz var oğlum? Ne işiniz var? Sana konut yaparsam 20 bin lira peşin vereceksin. Ayda 1000 lira para diyeceksin. Hadi o çalışanlar değil, bunlardan 300 al. 500 al. Ne onu söylesene? Bunlar kira. Şu an bacım 6 aydır. Güzel şehirde yapılan yeni kut parkın orada. Şeyin orada. Bir de bizimki Karaköprü Belediyesi'ne bizim köyümüz bağlı. Binlerce oyumuz da var. Her ben de evi yer alayım. 3 tane oyum da bizzat elimden. İkinci yer. Karaköprü'de süsüz sular kesiyor. Hem cebelin inşaatı atmadım. İnşaat beklediğiniz yok, beklediğiniz değil ki bizim ki onlara telefonları vermeyi çalışıyor. Ben bir meclis verim. Ben veriyorum abi bana. Bana veriyorum. Verim aşkım. Vallahi ben var abi. Ondan sonra bir de. Selamun aleyküm kardeşler. Selam verelim dedik. Teşekkür ederim. Belediye başkanımız. İyisiniz inşallah. İyisiniz. Ne devlet eder zaten. Eşim Urfalı zaten başkanım bakacağız. Başkan çay için. Ya bunu şurada satmak zorunda değil. Şimdi biz burayı imar planı yaparken başkanım. Şurada. Şu kısım bizim Gıda Sanayi'den olduğu, biz zaten Evren Sanayi Murat'sıydı. Şimdi şu alandan geldiğimiz zaman, şöyle çıktığımız zaman, şu alan şuraya kadar 7-8 kilometre. Vatandaş zaten çevre yolu... Eğer kısa sürede sonuçlansa kime deniyorsa deniz önemli değil. Peki topografya şuralarda ev bizi yormaz mı ya? Üst sıkıntı değil. Onu yapınca hemen gidin. Valiyle de konuşuruz zaten. Hemen iş yeri problem çözüyor. Tamam var. Geçen gün Mustafa Bey onlar da gezdiler. Beraber çalıştık. Peki oraya kanalizasyon, su, elektrik, yapıyor. Tasarım yaptıracak. Dereden götürebiliriz. Onu imar yaptık bir şey yapacak. Buradan hep direkli deresinden. Biz diye tabir etmiş. Şunun arka tarafında kanalizasyonumuz var. Evet. Altyapınız var, yol var. Yolu da açmışım. Evren Sanayi Sitesi Başkanımız Sayın Mustafa Aslan'ın misafiriyiz. Ticaret Odası Başkanımız burada. Eyyubiye Belediye Başkanımız burada. OSB Yönetim Kurulu'ndan Başkan 1. Başkanımız İbrahim İletmiş Bey buradalar. Çalışma konumuz Evren Sanayi Sitesi ile organize sanayi bölgemizdeki işçilerimize yeni konut yapımı. Hangi standartta olacak, hangi bölgede yapacağız? Bununla ilgili meclisimize sevk ettiğimiz bir teklif var. 73. maddeye göre burada değerlendirmek istediğimiz araziler var. Bunların yerlerine bakacağız. Arkasından da hangi tip konutları, kaç metrekare, hangi projelerle yapacağımızı gene böyle arkadaşlarımıza sorarak, istişare ederek, tabanın fikrini alarak, ihtiyaca cevap verecek şekilde planlayacağız. Onun için uzun süredir çalışıyorduk. İnşallah bundan sonra ikinci aşamasına geçeceğiz. Ben ilgi gösteren, destek veren bütün bu arkadaşlarıma, ev sahibimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel şeyler çıkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan tabii ki çok sık bir araya geliyoruz. Eyüpiye Belediye Başkanımız da sağ olsunlar geçen yine görüşmelerimiz, ziyaretler olmuştu. Bu arada da tabii esnafımızın temel problemlerinden olan konut problemini de ciddi anlamda dile getirmiştik.
Sayın Belediye Başkanımızın Büyükşehir Projesi kapsamında konut noktasında valili dönemde de Sabri Ertekin Bey ile Ankara'daki bir TOKİ'deki görevlendirmesiyle Celalettin Bey'in bir görüşme yapmıştık. Biz bu vesileyle gerek organizedeki kooperatif, Evren Sanayi'de kooperatif ortaklarımız, gerekse çalışanlarımız, gerekse OSB'de çalışanlar ve bölgemizde oluşan 11 tane KSS'nin konut ihtiyacını temin etmek üzere inşallah ciddi alanlar var burada. Bunu Büyükşehir hizmetine yapar esnamızın sunarsa uydu kendi şeklinde Şanlıurfa'da rahat etmiş olacaktır. Bu gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, gerekse Eyübiye Belediye Başkanımızdan. Bura Şanlıurfa'nın değişen yüzü olacaktır. 11 siteyle burada birlikte 15 bin nüfusun değil de 35 bin nüfusa çıkacaktır. Ben bu bize verdiği desteklerinden dolayı şahsım ve esnafım ve yönetim kurulu adına ben hem Belediye Başkanımız Celalettin Güvenç Bey'e Büyükşehir'e hem Eyübiye Belediye Başkanımıza ve genel sekreterimize, daire başkanlarımıza, ticaret odamıza ben teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde başlatılan bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Esnafımıza yönelik güzel bir proje, yıllardır beklenen bir proje. Umarım hayırlı sonuçlar doğurur. İnşallah bugün işte artık bu konuda adım atılmaya başlanıyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün ekibine de toplamış gelmiş. Biz hakikaten böyle yeşili bol, İnsanların insanca yaşayabilecekleri, oradan kaçmaya çalışmayacakları güzel yerlerde oturmasını istiyoruz. İnşallah orada böyle yeni bir örnek şehir oluşmasını istiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Öncelikle Sayın Mustafa Başkanıma teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Eyübiye Belediye Başkanımıza, buradaki sivil toplum kuruluşlarının bütün başkanlarına teşekkür ederiz. Bir araya geldik. Bazı sorunlarımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da görüştük. Örneğin bu ulaşımla ilgili sorunlar vardı. İlettik. Sağ olsun başkanımız ulaşımla ilgili sorunu çözdü. Çevre yolu önemli bir konu. Kuzeybatı çevre yolunun tamamlanmasını kastediyor. Orada da bir yandan proje çalışmalarımız sürüyor. Son aşamada. İnşallah en geç yılbaşına kadar ihaleye hazır hale gelecek proje. Ayrıca kamulaştırma problemlerini çözebilmek için Haliliye Belediye'mizle birlikte imar çalışmamız devam ediyor. Eş zamanlı. Onu da tamamlayacağız. Ümidimiz, inancımız ki önümüzdeki hafta Başbakanımız, Ulaştırma Bakanımız da ilimize gelecek. Önümüzdeki yıl Sırrın, Akçakale, Çevik Kuvvet kavşaklarıyla Kuzeybatı çevre yoluna başlamak. Bunun için çalışacağız.